Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda kimin yalancı olduğunu bulmaya çalışacağız. Önümüzde Exo ailesi beyin gerektiren bir tahmin oyunu var. Her bölümde siz de benimle beraber kimin yalancı olduğunu bulmaya çalışın. Bakalım yalancı olan kişiyi önce kim bulacak? Benden daha hızlı bulabilir misiniz? Çünkü bu imkansız yani. Şimdi başlıyoruz ama öncesinde Exo ailesi alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zil dışını açmayı unutmayın. İlk bölümde başlıyoruz. Hadi bakayım. Hangi kadın adamın eşi diyor? Evet, burada bir tane adam var şu anda ve iki tane kadın var. Ve kadınların da ikisi de manyak galiba. Çünkü birisi diyor ki o benim kocam, diğeri diyor ki biz evliyiz. Adam da herhalde artık çok yakışıklı falan yani. İki kadın da evli olduğunu söylüyor çünkü. Şimdi bunların hangisi yalancı Exo ailesi? Yani bakarak bir şey anlayabiliyor musunuz mesela? Şu an ben bir şey anlayamıyorum çünkü. O yüzden ipuçları arayabiliriz. Mesela bir adamın arkasında bir tane kimlik görüyorum. Tıklıyorum bakayım kimliği. Aha, evlilik cüzdanıymış. Adamı mesela şu an karısını bulduk. Demek ki A şıkkıymış. Yani soldaki pembeli kadın adamın karısı. Hadi bakayım. Ve ilk bölümü doğru şekilde geçtik. İşte tam da bu yüzden yakın gözlüklerini takmalı diyor oyun. Bak. Adam da dalga geçiyor karısını tanıyamadığı için. Sıra ikinci bölümde. Kim hamile değil diyor. Bunlardan birisi yalancı şimdi. İkisinin de karnı şiş Exo ailesi. Yani hamile kadınların karnı şiş olur. İkisi de hamile olabilir ama belki birisi gizlice yastık koymuştur. O yüzden şöyle Exo'ya tıklayacağım bakayım karınlarını. Şu pembeliğe şu an tıklıyorum. Hiçbir şey yok. Maviliğe tıklıyorum. Aha! Lan yastık koymuş bak. Şakala bak. Beleş pasta yemek için hamile taklidi yapıyor. Sağdaki Exo ailesi hamile değil. B şıkkını seçiyorum. Ve doğru cevabı bulduk. Sadece herkesin pastasını yemek için bir bahane uydurmak istedi diyor oyun bak. Tam benim dediğim şey. Geçiyoruz sıradaki bölüme. Kim sahtekar diyor. 3 tane kadın var burada şimdi. Birisi hadi piknik yapalım diyor. Birisi hiçbir şey söylemiyor. Ve birisi de yemekler harika olacak diyor. Şimdi Exo ailesi bakın. İlk baştaki ikisi yani tam kadın gibi duruyor. Zaten böyle etek gibi, şort gibi bir şey giymişler. Hani yüzleri de ince böyle tam kadın gibi. Ama sağdakine bakın ve pantolon giymiş. Boynu falan da bayağı kalın. Tam bir adam gibi durmuyor mu sizce de? Bence Exo ailesi bu çakallık yapmış. Benim şu an tahminim en sağdaki üzerine. Şu masadaki su şişesini alıyorum buradan ve bakayım onların üstlerine dökeceğim mesela. İlk kadına döküyorum. Ha bak hiçbir şey olmadı. Şu an sinirlendi. Ortadakine döküyorum. Ona da bir şey olmadı. Bakalım şimdi en sağdakine döktüğümüzde makyajı akacak mı? Adam olduğu ortaya çıkacak mı? Döktük. Lan anam, yeşilli yaratığın tekiymiş diye bak. Hem adam hem yaratık. Piknik yemeği için burada olmalı. Hemen bataklığa geri dön diyor oyunda. Gerçekten tam bir bataklık yaratığı ya. Geçiyoruz sıradaki bölüme. Kötü adam kim diyor. Burada şimdi 3 tane adam var. Birisi diyor ki sırada beklemek çok sıkıcı. Diğeri yine konuşmuyor. Ve diğeri ise uçağımı kaçıracağım diyor. Yani 3'ü de Exo ailesi çok kötü durmuyor. Gayet normal duruyorlar. Burada bir tane tarayıcı alet gördüm. Bakayım bununla tarayayım şöyle. Bir şey var mı çantasında falan. Belki silah koymuştur, bir şey koymuştur. Bakalım. Tamam bir şey yok. Şu valize bakayım bir de. Şaka seni. Bak bak. Tam o valize bir şeyler koyacakmış gibi ama Exo ailesi koymamış. Evet. Yani temiz bu da. Ortadaki mi lan yoksa? Bakayım şöyle. Oho! Çantasında bomba var lan. Tipe bak. Tam da böyle gözlüklü falan kültürlü birisi gibi duruyor. Bombacıyım iç çakal. Püh! Bu adamın niyeti bozuk belli diyor oyunda zaten. Geçiyoruz sonraki bölüme. Bunu kim yaptı? Birisi gebermiş yani yerde. Soldaki Keltoş abi diyor ki o bir katil. Sağdaki diyor ki ben masumum. Yani şimdi Exo ailesi tıklıyorum şöyle yerdeki adama falan. Bir hareket yok. Masadaki bardaklar sanki titriyor gibi. Bakayım titrecek mi? Hadi titre. Aha, titredi vallahi. Demek ki bardakla alakalı bir şey söylüyor. Bardağı alıyorum. Al abi sana meyve suyu vereyim. Aa kollarını ortaya çıkarttı. Sen de çıkar bakayım kollarını ortaya. Oo bakayım. Oha ellerinde kan var. Bak bak. Bir de ben masumum diyor. Ama ya Exo ailesi belki yardımcı olmak için adama dokundu ve eline kan geldi. Şimdi nereden bileceğiz? Oyun diyor ki çok amatörce. Daha sonra ellerini yıkaması gerekirdi. Bak sen. Sen nereden biliyorsun lan? Oyun yapımcısı. Püh! Yok canım çok iyi bildiğimden değil. Cidden bana öyle bakmayı keser misin diyor. Bak bak. Bu oyunu yapan kişiden ben şüphelendim Exo ailesi. Geçiyor sonraki bölüme. Kara kedi nerede? Bu ne? Tane teyze var. Böyle bir tane ev yani nerede olabilir? Bakayım. Aa buradaymış. Tamam bulduk. Şimdi bu nasıl bölüm? Bu çok basitti lan. Geldik diğer bölüme. Kim kimi aldatıyor? İşte bu tam zorlayıcı bir bölüm. Tüm akşam neredeydin diyor kadın. Adam diyor ki işteydim. Şimdi Exo ailesi direktman söyleyebiliriz yani. A şıkkı veya B şıkkı diye ama şu an emin değiliz yani. Nasıl bilebiliriz ki? Evi inceleyelim şöyle mesela. Evde garip bir şey var mı diye. Mesela burada iki tane bardak var. Niye iki bardak var? Kadın acaba kocası gelecek diye mi bardağa meyve suyu koydu yoksa başka biri mi vardı mesela? Tıklayayım bakayım bardağa. Oha bu bir delil. Tamam. Başka bakayım kadına falan tıklıyorum. Yok bir şey yok. Adama tıklıyorum bir şey yok. Bu ne? Oha yanlışlıkla bir şey tıkladım. Çorap mı lan o? Vallahi çorap var ha. Çorabın tekinin evde ne işi var? Belki adamın çorabıdır ama ya adamın değilse. Başka ne var bakayım? Adamın çantası. Yani çantası neyi temsil ediyor olabilir ki? Yani işten geldiğini mi temsil ediyor? Evet. Yani şu an kadın diyeceğim ya. Adam olduğunu sanmıyorum çünkü adam işten gelmiş. Evde çorap var, meyve suyu var. Bilmiyorum yani birazcık karmaşık. O yüzden kadın diyorum bakalım doğru mu? Ve aha doğruymuş lan. Fazladan bir kadeh ve kocası ebeğini geldi. Evde başka birisi
olmalı. Hadi şimdi nerede saklandığını öğrenelim. Ulan bu oyunu yapan çok manyakmış var ya. Kurt adam hangisi? Yani en kıllı hangisi duruyor? Bir tek sağdakinin sakalı var. Acaba kurt adam mesela şu an bilmiyorum. Bakayım. Bunu anlamak için ekstra şey yapabiliriz. Bu ne mesela? Pembe bir şey var burada. Alın. İç abi. Ne lan bu? İksir koymuşlar yere. Neyse galiba bir şey değil ekstra. Güneşle oynayacağım. Çünkü kurt adamlar ekstra geceleri çıkar ortaya, o yüzden. Şu güneşi mesela yukarı götürüyorum. Ha yok, yukarı gitmiyor. Tamam, aşağı götürüyorum. Aa bak, gece oluyor. Gece oldu şimdi. Ne olacak? Hangisi kurtmuş? Anam vallahi sadakiymiş lan. Ve bak, her tarafı kıl oldu. Tam kurt oldu ha. Kim gerçek bir prenses değil. Burada 3 tane kız var ekstralisi. Yani 3'ünün de kıyafeti prenses kıyafeti. O yüzden bilmiyorum. Baloya yetişmeliyim diyor birisi. Diğeri diyor ki prens beni seçecek. Vay çakala bak. Yani bu nasıl anlayabiliriz? Bir tane saat var ekstralisi. Bakayım saati ilerleteceğim. Ne olacak? Ve hop, aa saat geçince soldakinin kıyafeti değişti. Yani şimdi ne oldu anlamadım ben. Çabuk ayakkabını orada bırak ve kaç. Yani masal gibi bir şey yapmışlar ekstralisi. Saçma ya. Ben bu bölümü beğenmedim. Zorlayıcı bir bölüm geldi şu an. 5 gizli nesneyi bul diyor bize. Alttakiler ekstralisi gizliymiş. Bakın peynir var. Yani salam var. Şeker var. Pizza var. Et var. Bakın peynir nerede? Aa şu kadının kıyafetinde. Kadının saçında salam gördüm. Yok bu şey etmiş. Başka bakayım. Burada buldum bir tane. Şu kızın tokasında var bir tane şeker. Pizza nerede? Aa şu kadının yakasında. Bak bak. Oyun yapanlar ne güzel saklamışlar ya. Ama bulduk hepsini. Bu neymiş şimdi? 15 günlük mücadele. Herhalde ekstralisi böyle günlük bir tahmin yarışması var. Bakalım nasılmış. Girdim bakayım ilkine. Hangisi hırsız diyor. Burada bir tane şeker kutusu var. Kırılmış. Birisi yemiş. 3 adam var. Ben sert bir adamım diyor. Yani sertsen herhalde şeker yemezsin reis. Ya da çalmazsın şekeri yani. Sağdaki de iş adamı gibi duruyor. Ama soldaki bak, şekeri sevmem diyerek ekstralisi şekerle arasında bir bağ olduğunu aslında gösteriyor bence. Ağzına tıklayacağım bakayım. Aa vallahi ağzı şeker dolu. Komple gitmiş makineyi ısırmış ekstralisi. Şuna bakın ya. Resmen makineyi ısırıp yemiş manyak. A şıkkı diyorum. Önce delilleri bul diyor. Lan başka ne delil kaldı? Tamam. Cam kırık bu, tamam. A şıkkı doğru mu? Evet vallahi doğru bence. Şimdi sıra 11. bölümde. Onun gerçek sevgilisi kim diyor. Galiba kızın ekstralisi. İki adam var burada. Birisi diyor ki evlen benimle diyor. Birisi de sana aşığım diyor. Yani kim olabilir gerçek sevgilisi? Şu adamın karnı bir garip duruyor. Bakayım tıklayacağım ekstralisi. Bir şey var mı? Yok hiçbir şey yok. Bu adama tıklıyorum, bir şey yok. Taşlarla alakalı bir şey mi? Aa kurbağa çıktı içinden lan taşın. Tamam kurbağayı öp bakayım. Prens olacak mı? Lan niye öpmüyorsun? Aha öptü. Vallahi prens oldu lan kurbağa. Bir tane masal var ya ekstralis böyle. İşte prenses kurbağayı öpüyor, sonra kurbağa prens oluyor falan. Oyun yapan kişi ona şey yapmış, gönderme yapmış çakal. Köpeğin sahibi kim diyor. Ortada bir tane minik köpek var. Ve tam 5 kişi var. Hepsi de bu benim köpeğim diyor. Gel kuçu kuçu diyor. Tamam köpeği alın o zaman. Ne olacak şimdi bakayım. Çalıya falan tıklıyorum. Aha top buldum ekstralis. Top var. Topu şimdi köpeğe vereyim. Ve köpek de topu sahibine götürsün. Aha buldum ekstralis bakın. Vallahi mükemmel. Dev gibi beynim var ya. Topu verdim köpeğe. Lan köpek alsana topu. Tamam adama vereyim. Ona git. Bu mu lan? Tekte bulduk o zaman, tamam. Siz de gidin kendi köpeklerinizi alın kardeşim. Bu oyun yapan kişinin mizah seviyesi çok yüksek. Kim kimi aldatıyor? Burada bir tane kadın, bir tane adam var. Kadın seni çok seviyorum diyor. Adam da hayatımın kadınısın diyor. Yani şu an nasıl anlayabilirim ki nasıl aldatıyor? Bakayım. Gül var, çiçek var. Kadının çantası garip duruyor. Aa çantasını şu an döktüm. Yerde esas bir şey var. Bakın resim var. Tıkladım resme. Başka bir adamın resmi. Bak sen. Ve oyun yapan kişi diyor ki bir dakika ya, bu onun erkek kardeşiyiz. Ulan senin şakacıysan. Nesneleri iki kategoriye ayrı ayrıştır diyor. Yani tam ayrıştıralım. Bu ne? Top var. Buraya koydum. Futbolla alakalı şeyler herhalde ayrıştırıyoruz böyle. Bayrak var. Bunu da hadi koydum buraya. Bu da Amerikan futbolu ekstralisi. Böyle koyuyoruz. Amerikan futbol topu. Oldu mu? Tamam olmuş. Güzel. Kim zengin diyor. En yeni model cep telefonu bende. Bitcoin benden sorulur diyor. Vay koçuma bak. Yani şimdi ekstralisi bakın şu an tahmin yapıyorum. Üçüne bakınca aralarında en zengin duran ortadaki. Yani çok havalı duruyor böyle. Gözlük falan takmış. Gülüyor falan. Yani şimdi Bitcoin benden sorulur diyen birisi herhalde parayı bulmuştur yani. Bilmiyorum. Ama ekstralisi kesin boynu yapan kişi çakallık yaptı. Bakın en soldaki böyle fakir yırtık pırtık duruyor. Aralarında kesin en zengini o. Ben soldaki diyorum yani şu an. Nereye tıklamam gerekiyor acaba? Lan soldaki diyorum işte. Hop oha. Soldakinin cebinden ekstralisi Ferrari anahtarı çıktı, gördünüz mü? Ve oyun yapan kişi demiş ki önemli olan ruhunuzdaki manevi zenginlik. Tabii hızlı spor arabalar ve büyük bir villada hayır demem. Ulan var ya bu oyunu yapan çakal. Çok komik ha. Geçiyor sonraki bölüme. Çocukları kim diyor. Burada iki tane büyük insan var. Üç tane çocuk var. Bu adam ve kadının saçları sarı yani ekstralisi. O yüzden bakıyorum üç çocuğa. Birisi turuncu saçlı. Birisi böyle kumral böyle kahverengi saçlı. Birisi de komple sarışın. Yani C şıkkı diyorum ekstralisi. Sarışın olandır. Bakalım doğru mu? Aa vallahi önce delilleri buldu. Tamam bulalım. Bakayım kafası sarı yani, ne olacak başka. Tamam bulduk delili bu. Ve tahminimizi doğru yapmışız. Mükemmel şekilde her bölüm ekstralisi tak 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 diye geçtik ha. Tahmin bizden sorulur. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ekstralisi alttan video beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zil düşünün açmayı unutmayın. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a TikTok'a girip ekstralisi takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum, bay bay.